Sayın Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bir müsaade edin hocam ya. Şimdi ben şurada Ziray Yaş Bayım var. Belediye başkanım da burada. İl başkanım da burada. Şurada sıkıntımı dile getirdim. Ben zırt pırt taşınabilecek bir esnaf değilim. Dedim ki benim 1 milyona yakın ödemem var 2 ay sonra. Bana bir çözüm bulun, yardımcı olun dedim. Ve alternatif oluşturmaya çalıştık. Yüzde yüz etkiledi ve ben şu an sıkıntıdayım. Ben rahatsızım. Sihirle de rahatsızım. Yapma. Çek elini. Elini çek. Basını sen susturamazsın. Mustafa Bey. Sen niye beni engelliyorsun? Mustafa Bey sakin ol. Niye engelliyorsun beni? Beni niye engelliyorsun? Benim el hareketi yapma. El hareketi yapma. Bağırmayacaksın. El hareketi yapma. Mustafa Bey tamam. El hareketi yapma. Bağırmayacaksın ama. El hareketi yapma. Mustafa Bey tamam. El hareketi yapmıyor. Sakin ol. Mustafa Bey bağırmayacaksın. El hareketi yapma. El hareketi yapma. Tamam bağırmayacaksın. El hareketi yapma. Mustafa Bey tamam. Bak ben burada vatandaş konuşuyorum. Vatandaşa bir şey soracağım. Tamam. Niye bana müdahale ediyorsun? Ya bağırmayın lütfen. Sorabilirsin. Sakin olsana. Bir dakika. Mustafa Bey lütfen ya. Bir dakika. Bir dakika. Siz çalışmayı buraya yaptırmak için elinizden geleni yaptırın. Ama öncesinde Dur Kadıroğlu'nun işte belediye başkanı. İndirmiyor. Mustafa İndirmiyor. Hadi. Mustafa Bey. Hadi. Tamam, İndirmiyor. Sakin ol ya. Mustafa İndirmiyor. Bey. Mustafa Bey. Hareket yapma öyle. Kime hareket yapıyorsun sen ya? Mustafa Bey. Sen bir hareket yap. Mustafa Bey. Bir hareket yap. Hareket yap. Mustafa Bey. Abi gel. Bir hareket yap hele. Ya tamam abi. Bir hareket yap hele. Gel hele gel. Ya gel. Abi gel hele bir saniye. Sakin ol abi. Bir dakika. Ya, bir dakika. Ya. Yapmayın şunu. Bir dakika ya. Ya Mustafa Bey. Bir dakika ya. Mustafa abi dedim. Sakin ol Mustafa abi. Bir dakika. Ya bir saniye abi. Bir dakika. Kim o? Kim o? Kim? Söyleyeceğim tamam. Kim o? Onun adı soyadı yine. Tamam söyleyeceğim. Kim o? Sakin ol. Sakin ol. Ya biz tesadüf vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Geldiğini gördük, geldik buraya. Sakin ol. Gene el hareketi yapıyor bana şöyle ya. Ya tamam abi sakin olur musun sakin, ya? Sakin ol. Ya Allah'ını seveyim tamam. Sakin bir ol. Dakika tamam. Bir su verek mi sana? Yok yok yok. Bir su verek gel. Yok. Ya su yok. Var mı abi arabada? Soracağız ya. Su verek abi. Bir su var kim mı? Kim o? Kim o? Onun adı soyadı ne? Ya tamam. Şimdi görmedim ki. Sakin ol. Tamam. Mustafa abi. Ya sakin ol sana Mustafa abi. Bir su verek sana dur ya. Abi ben ne yaptım orada? Vatandaş konuşuyor. Sakin ol sen. Sakin, sakin. Biz bir şey mi yaptık? Tamam sen şey yap. Ya sana bir su vereyim hele gel hele. Yok abi yok. Su var mı arabada? Bir, ya bir su yok abi yok yok. Allah'ını sevdim dur hele ya. Bir. Ya bir dakika dur. Bir sakin olma sen sakin ol. Sen bir sakin ol abi. Evet. Kahramanmaraş. Bu rezalet. Basın olarak Sakarya Mahallesi esnafının sıkıntılarını röportaj yapmak için gelmişiz. Sayın Bakan'ı görüyoruz. Yanına yaklaştırmıyorlar. Rezaletin rezaleti. Yaklaş oğlum. Mustafa abi. Bakan Bey'e soru soracağım ya. Ya tamam ne abi bir saniye. Abi Bakan Bey'e bir soru soracağım. Ya bir saniye abi ya. Bakan Bey'e soru soracağım. Tamam. Ya bir şey demiyoruz ki. Burası 90 günde bitecek mi, bitmeyecek mi? Tamam, bunu soracağız. Bunu sakin bir şekilde sor. Ya orada sakiniz. Bak hala bağırıyorsun. Artistlik yapıyor. Ya, artistlik yapıyor. Kim o? Adını soyadını öğrenecek. Kim olduğunu bilmiyorum kim. Gel bağırmadan. Gel. Sakin ol. Gel şöyle bir su iç. Yok abi yok yok. Bakan Bey ya çağır. Sen de soracaksan Bakan Bey'e sor. Sen millete niye tartışıyorsun ki? Sen bir sakin ol gel. Şakalanma ya. Gel, gel, gel. Gel, gel. Sen niye orada bağırıyorsun? Sayın Bakanım. Bir sakin ol önce sakin. Tesadüf, bakın samimiyetime inanın kameradaki kayıtlara da bakın. Tesadüf, akşamki canlı yayına bir detay alalım dedik. Tamam. Vatandaşlarla da röportaj yapıyoruz. Tamam mağduriyetleri var, onu dile getirdiler. Eyvallah. Tesadüf sizi gördük. Eyvallah, hoş geldin. Vatandaşa da şunu soruyoruz. 90 günde verilmesi, yapılmasının sözü verildi. Biter mi diye? Biter mi diye soruyoruz. Sizi de görünce tamam. Aynı soruyu size sormak istiyoruz. Tamam beni iyi tekliyor. Bir dakika. Burada ben bir vatandaşı, Urfalı vatandaşı dinliyorum teşekkür burada. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi o kardeşimi dinlerken belki o kardeşim bu konuşmanın kayıt altına alınma çünkü mağduriyetini evet. ifade ettiği için belki de o özel görüşmesinin öyle mi kayıt altına kayıt altına alınmasını istemiyor. Dolayısıyla senin burada benim vatandaşla yaptığım özel görüşmeye
yani kişisel verilerin korunması çerçevesinde bir gazeteci olarak saygı duymanı bekleriz. Saygı yani duyarım ben. Yayınlama derse tamam de yayınlamayız ama bakanım. Şimdi bak, sen burada eğer çekim yapacaksan öncelikle o özel konusunu anlatan vatandaşımızın buna müsaadesi var mı yok mu, o kişiden müsaade istemen gerekir. O hatta buraya gelirken dedi ki bakan beyle konuşacağım, sizinle de ayrı konuşacağım dedi. Tamam, doğru mu? Konuşacağım demiş. Bak, ayrı ama biz de geldik demiş. Burada duruyoruz, sizi seyrediyoruz. Bizim bir şey bakın, yaptığımız yok Sayın ki. Sayın Başkan beni dinledi, teşekkür ediyorum. Mahir Bey, ben sizi tebrik ve takdir ediyorum aynı şekilde. Beni dinlediniz. Bu kadar dinlenebileceğimi düşünmedim. Ve sorunumun çözüleceğinin de kanaatine vardım. Sizi gördükten sonra bunun inancına vardım. Teşekkür ederim. Peki bize niye müdahil oluyorlar bakanım? Ya ben o insanla konuşurken onun özel konusunu... Neden müdahil olmuyorsunuz? Veya dil başkanı niye müdahil olmuyor? Veya diğer partililer niye müdahil olmuyor? Mustafa Bey, o insanlar... Biz bu memleketin çocuğu değil miyiz? Mustafa Beyciğim, sakin olabiliriz. Tamam da bir arkadaşım... Bak o kişiyle özel konusunu görüşüyorum. Yani biz görmedik bile. Ben görmedim bile orada şey. Ben görüşürken... Hayır. Ya o kişinin özel konusunu görüşürken... Vatandaş olarak siz konuşabilirsiniz. Ya beni yetekliyor başkan. Görmedik bile biz yani. E nasıl görmüyorsunuz yani? Vatandaşla ilgileniyoruz Mustafa. Aa, bir dakika. Güzel kardeşim. O insanın özel konusunu gelip onun iznin olmadan çekme hakkın gazeteci olarak yok. Başkanım, yok. Bana da basın olarak hiç kimsenin... Ya Urfalı vatandaşımız bize özel bir şey anlatıyor orada. Başkanım, hiçbir siyasetçi, hiçbir sizin yanınızda gezen biri de bizi itekleyemez, itekleyemez. Seni kimse bize, iteklemedi de buraya gel... Kayıt da orada bak, orada ama kayıt. Ama bir dakika, şöyle bir şey yok. Ben istediğim gibi çekim yaparım deme hakkına sen sahip misin? Burası rahat. Sizi görmüşüm, gelmişim. Mikrofonu uzatacağım basın olarak. Yani siz dersiniz ki vermiyorum. E tamam da ben burada vatandaşla dersiniz özel bir konu görüşüyorum Mustafa. Sayın Bakanım, siz de beni çok iyi tanıyorsunuz. Ben de sizi tamam çok iyi tanıyorum. Birbirimize şimdi bu sözleri söylemeye gerek ki, yok. Sen bana diyorsun ki ben canımın istediği gibi seni kameraya çekerim diyorsun. Hayır. Ben sizi... de diyorum ki ya buradaki insanların her birinin kamusal alanda da olsa özel bir konusu olabilir, bir meseleyi konuşuyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda izin almak gerekir diyorum. Sevgili i̇zin bakanım, almak gerekir. Ben de diyorum ki buradaki o başkan yetkili... Başkan, bizi dinlemeye geldiniz. Bir çay ikram edebilir miyiz size? Ya Allah razı olsun, çay gerçekten içeriz. Şimdi gazi ve muharipler 20 tane şehit yakını bizi bekliyor. Oraya şu geçeceğiz. Şahsın Sayın Bakanım kim olduğunu söyler misiniz şu şahsın? O devletin memuru o. Devletin ne? Polisi. O devletin öyle polis polisi olmaz. Bir dakika. Devletin polisi o arkadaşımızın koruma görevi var. İzinsiz izinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş o arkadaş. Peki sayın bakalım, bundan sonra hiçbir şekilde sizin hiçbir programınızı veyahut da herhangi bir söyleşinizi şimdi çekmiyoruz. Bak, Mustafa Karaaslan, sen bana sayın bakanım ben sizinle görüşmek istiyorum dediğinde senin bu talebini hiç geri çevirdin mi? Bakanım biz de bunu bir söyleyecektik. Dakika, bir dakika geldik ya. Geldik burada dinleniyoruz ya. Ya bir dakika. Sen bu konuda görüşme talep ettiğinde senin taleplerin geri çevrildi mi? Hayır. Çevrilmedi. Yani sana bu vatandaşla görüşmemiz tamamlandığında seninle de görüşeceğiz. Çünkü her şeyden önce sen de vatandaşsın. Ben seninle de görüşeceğim. Diğer vatandaşlarla da görüşeceğim. Burada benimle görüşmek isteyen herkesle görüşmek benim sorumluluğum. Ama burada bir insanla konuşurken, o insan da bir özelini bana anlatırken onunla görüşmemi bitirdikten sonra seninle görüşeceğim. Peki sayın bakanım. Ben bir şey sorabilir miyim bakanım? Bir saniye. Peki, bak mesela ben... şimdi bununla görüşüyorum. Mesela tamam. Mustafa Bey'le görüşmem bitince seninle görüşeceğim. Tamam. Peki sayın tamam bakanım, ben evet sizin değerli vaktinizi almayayım. 90 gün verilen söz yerine getirilir mi? E tabii ki getirilecek. Getirilmezse? 72 gün yazıyor. Görüyorum bakanım. Evet. Getirilmezse? Ne demek getirilmezse? Ya 90 günde bitmezse, 90 vatandaşların mağduriyeti devam ederse. Arkadaşlar bak. Sayın Belediye Başkanımızın buraya gelmesinin sebebi, burada vatandaşlarımızın mağduriyeti varsa öncelikle onları dinleyip onların mağduriyetini bitirmek için zaten Belediye Başkanımız burada. Biz bugüne kadar AK Parti olarak milletin içinden geldiğimiz için milletin mağduriyetini kendi mağduriyetimiz olarak bildik.
ve hiçbir vatandaşımızın da mağduriyete düşmesine müsaade etmedik. Gücümüz yettiği oranda. Şimdi belediye başkanımız burada. Burada bir mağduriyet oluşursa belediye başkanının görevi Şehrül Emin olarak her bir vatandaşımın mağduriyetini gidermektir. Burada hangi vatandaşımızın bir mağduriyeti varsa bu mağduriyetleri gidermek bizim sorumluluğumuzdur, bizim görevimizdir. 72 günde bitecek ama diyelim ki kar oldu, yağmur oldu, bir sorun oldu, bir sıkıntı oldu, beklenmedik bir durum oldu ve uzadı. Bu durumda Sayın Belediye Başkanı bu konuda kendisinden kaynaklanan ya da müteahhitten kaynaklanan bir durum varsa bunun hesabını bu millete, bu şehire vermek zorundadır. Biz de milletvekilleri olarak bunun takipçisi olmakla görevliyiz. Sayın Bakanım, Önsen Köprüsü yılbaşında geçecek dedi Sayın Başkan. Tekkeye hatırı sayılı konut yapılacak dedi geçen yılbaşı itibariyle. Verilen sözler yerine gelmedi. Şimdi Önsen Köprüsü'ne gidiyoruz şu anda. Önsen Köprüsü'ndeki gecikmenin gerekçesini Sayın Başkanımızla konuşacağız. Ve dolayısıyla orada müteahhitten kaynaklanan ki Türkiye'deki birçok yatırımın siz de biliyorsunuz ki müteahhitten kaynaklanan ve kamu ihale kurumundan kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikmeler olabiliyor. Mesela müteahhit ne yapıyor? Müteahhit bırakıp gidiyor. Müteahhit bırakıp gittiğinde kamu ihale kurumu çerçevesinde Türkiye bir hukuk devleti. Kamu ihale kurumu çerçevesinde ne gerekiyorsa bu yapılıyor. Önsen Köprüsü'nde de benzer bir durum yaşandı. Bakın belediye orada risk aldı. Belediye orada risk aldı. Kendi imkanlarını seferber ederek harekete geçti. Tekke konusuna gelince Tekke ile ilgili iki defa Murat Kurum'la toplantı yaptık. Ve bizim amacımız Tekke ile ilgili kentsel dönüşümde Kahramanmaraş'ın mimari dokusuna, tarihi dokusuna uygun herhangi bir şekilde apartmanvari değil. Çünkü kale ve çevresinin birlikte dönüşümü gerekiyor. Yani şöyle bir şey düşünsene. Kale, Ulu Cami ve çevresi Kahramanmaraş'ın karakterini temsil ediyor. Orada Kahramanmaraş'ın karakterine uygun olmayan bir mimari dokuyu siz gazeteci olarak kabul eder misiniz? Ben tekkeli olarak kabul etmem. Etmezsin. Yıllardır i̇şte sürüncemede bak, bir şey ama. Söyleyeyim. Yıllardır sürüncemede değil. Biz oranın kamulaştırılması tamamlandı. Yıkımı büyük oranda tamamlandı. Hayır. Yıkımı hayır. Kaç bina yıkıldı orada? 160 bilemediniz 170. %40'ı yıkıldı bir dakika. Biz milletvekilleri olarak dedik ki biz bu projeyi onaylamak istiyoruz. Bunun üzerine sağ olsun belediye başkanımız Çevre Şehircilik Bakanı ile beraber bir toplantı ayarladı. Ankara'da milletvekilleri, belediye başkanı oturduk ve bize sunulan projeler içerisinde Hilmi Şenalp'in yaptığı projeyi beğendik ve bu proje onaylandı. Ve bu proje Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuna, karakterine, mimarisine uygun bir proje. Ve şimdi inşallah bu proje hayata geçecek. Ne zaman? Ve bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şu anda bütün dünyada emtia fiyatlarından kaynaklanan özellikle yapı malzemelerinde ortaya çıkan durumdan dolayı İhalelerin birçoğuyla ilgili biz mecliste karar çıkardık biliyorsunuz. Niye? Çünkü emtia fiyatlarında bütün dünyada ortaya çıkan artıştan dolayı bütün dünyada bu yapı ve yapım malzemelerinin tamamı yeniden bir değerlemeye girdi. Yeniden bir planlamaya girdi. Yeniden bir hesaplamaya girdi. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah kaldığımız yerden başlayacağız. Bu sene başlanır mı başkanım? 2022'nin sonuna doğru Tekke'de bir yapılaşma. 2022 içerisinde abi, Tekke'de biz ilk yapılaşmamıza başlayacağız. Çok konuşmayalım. Bak bizim sıkıntılarımız 2022'de biz ilk yapılaşmaya başlıyoruz Tekke'de. İnşallah. Evet. Peki çok teşekkürler bakanım. Teşekkür sağ olun. Evet gel babacığım. Gel yeşil. Bir vatandaş daha var. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, tesadüf Sayın Bakanı Tevfik Kadıoğlu bulvarındaki ziyaretten dolayı soru sormak istedik. İşte yayınımızda da mevcut. Polis olduğu söylenen kişi bize hareket yaparak
kalabalığın içerisinde çıkmayı söyledi. Dolayısıyla buna da müdahil olduk. Birebir kamera kayıtları da hiçbir şekilde kesilmemiştir. Bunun da tamamını yayınlayacağız. Mağdur olan vatandaş Bakan Bey'le konuştuktan sonra sizinle de konuşacağız dedi ve onun sözlerini almak üzere o sorduğun belediye başkanının koruması diğerlerine alakası yok. Anlamadım. Sorduğun adam belediye başkanının koruması diyorum. Az bakar teşekkür mısın? Ederim. Ben de sana polis bir şey değilmiş. Buranın şantiyeci benim. 72 gün sonra seni bu haberi yapmak için buraya davet şeref ediyorum. Şeref duyarım. Şeref duyarım. O haberi de yaparsın inşallah. Aa, bak benim sen yazılarımı da okumuyorsun. Canlı yayındaki söylemlerimi ben de okuyorum. Sonra bak harfini, şöyle. Karfini tebrik etmek dedim için ki merak bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Bak. Dedim ki bir haber yaptınız ama o haberi de siz yaptınız herhalde. Hangisi söyle? Burası 5 gün olduydu. Kapanalı 1,5 aydır burada kapanmış millet mağdur diye haber yapıldı. Kim yaptı bu haberi bu Maraş'ta? Ben söylediğini bilmiyorum. Biz yapmış da olabiliriz. Bir onu buçuk ay denildi. Bak biz beşinci gündü burada çalışmamızı yapalı. İsim soy ismi? Haluk Kabur benimiz. Haluk Bey. Bayramdan beri kapatmadık bu yolu. Ne beşinci günü? Bir dakika. Hayır beşinci günü o haber çıktı. O haber beşinci günü çıktı. Haluk Bey. Haluk Bey. Beşinci günü çıktı o haber. Haluk Bey. Vatandaş 5. günü çıktı. Haber 5. günü çıktı. Sen burada şey değil misin? Sen ne siyaset yapıyorsun? Dinle, siyaset dinle. Yapmıyorum dinle, ben. Yavaş. Dur. Siyaset yapmıyorum dinle, ben. Haluk Bey. Heh. Şimdi biz buranın 2 ay önceden başladığını biliyoruz. Evet. Sayın Başkan sizi temel atma töreninde sahneye çağırdı. Doğru. Sayın Erdoğan'ın evet. Müteahhitlere yaptığı gibi gel bakalım dedi. Aynen. Gününü söyle bakalım dedi. Tamam. Biz de bunu yayınladık. Tamam. 90 günde biterse dedim gideceğim oraya. Heh. Alkışlayacağım ha, dedim. Ben onu bekliyorum senden. Hayır biz heh. Onun sözünü verdi. Heh. Haluk ben Bey. Onu bekliyorum onu izah et. Sen şantiye sahibi olarak şef olarak bu yüklenici firma olarak ben de 90. günde buraya geleceğim. 90'dan daha önce vereceğim ben yan yolları. Çok güzel. Ondan emin ol. Çok güzel çok güzel. Peki teşekkür ettim. Evet yayından çıkmıyorsun. Yayından çıkmıyorsun. Sen niye o zaman orada bana? Hayır ben neyse onu konuştum bak. Ha. Ben neyse tamam nereye gidiyorsun oraya götürme. Hayır dükkanı göstereceksin. Ha işte. Gel. Nasıl bir rezillik çekildiğini göreceksin. Aldın mı bu şeyi? Şimdi seni tamam. Ben dönükleden beri biliyorum tamam biliyorsun mı? Beni kimse susturamaz ki. Gel. Vatandaş olarak hakkınızı isteyeceksiniz kardeşim. Vatandan karşı bir